Öncelikle hoş geldiniz Yıkık Şehir Elbistan'ımıza. Sesimize ses verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dikkate aldığınız için. Buradan tüm Türkiye kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı biraz konuşacağım. Şimdi burada rezerv alanı diye bir muhabbet çıkardılar. Şimdi bizim binamız sağlam. Sağlam binamızı rezerv alanına denk geliyor diye yıkıyorlar. Buradaki sorunlar çok büyük. Yani sadece bizim bina değil, bizim bina olarak konuşmuyoruz. Burada yüzlerce ev, yüzlerce iş yeri var. Bu iş yerleri sağlam olanları da yıkıyorlar. Şimdi buradaki sorunlardan birkaçını kısaca özetleyeceğim size. Şöyle. Şimdi bu rezerv alanlarında yaklaşık sadece birinci etapından bahsedeyim. Yani en az çalışan varsa 300-500 kişi çalışıyor bu rezerv alanında. Şimdi bu çalışanların bir yıllık yapımı bir yıl sürecek diyorlar. Bu bir yıllık süreçte bunun sigortasını kim karşılayacak bu çalışanların? Ve bu çalışanların, bunlar hep asgari ücretle evlerine ekmek götürüyorlar. Buradaki insanların mağduriyetlerini kim karşılayacak? Bu sorularımıza bütün devlet kurumlarına gittiğimiz zaman hiçbirine de yanıt alamadık. Alamıyor. Vermiyorlar. O kaymakam bey atıyor. Öbürü il çevre şehirciliği atıyor. Öbürü başka yere atıyor. Bir türlü bir şey alamadık. Cevap alamadık. Ben bunları soruyorum. Buradaki mağduriyetler ne olacak? Ondan sonra buradaki esnafların hepsinin, yani ekonomimiz iyi olmadığı için bütün esnafların kredileri var. Bu kredileri ne olacak? Buradan soruyorum. Yani devlet yetkilileri, Sayın Cumhurbaşkanımızı doğru bilgilendirmediklerini düşünüyorum. Yani bu bilgilendirmeleri doğru verseler, Cumhurbaşkanımız da buna hayır kesinlikle olmaz diyeceğini düşünüyorum. Ama bilgiler ya eksik gidiyor ya da yanlış gidiyor. Çünkü burada çok büyük mağduriyetler var. Yani buradaki insanların kredileri ne olacak, esnafların, adam 500 bin lira harcamış, bir atıyorum bir bakkal açmış, bir ne bileyim sigortacı açmış, bir kasap açmış, bir restoran açmış, daha büyük maliyetler de var bunların içinde. Ama varını yoğunu, evdeki ineğini satmış adam bir iş yeri açmış. Ama şimdi bu iş yeri yıkıldığı zaman adam bir yıl ne yapacak? Bir yılda teslim eder diyoruz. Bunları da edemedi. Edeceklerini de düşünmüyor işin aslında. Bunun yanı sıra şehrin yıkılan yerlerini yapsalardı, yıkılan yerlere buradaki esnaflar mağdur olacak, yeni yıkılacak yerlerdeki esnaflar oraya yerleştirselerdi, yani bu mağduriyetler olmazdı. Şehirde esnaf ticaret dönmedikten sonra nasıl olacak? Yani etap etap yapılsa daha mı? Etap etap ve parsel parsel yapılmalıydı bu rezerv alanı. Çünkü ada bazında yapıldığı zaman tümünü kapsatıyorlar. Ama şimdi Kadir Bey, sizin burada iş yeriniz kapansa, burada anladığım kadarıyla 40-50 kişi çalışıyor. Bu kaliteli elemanları tekrar toparlayabilecek misin? Toparlayamazsın. Herkes valizini alacak buradan. Ya Söke'ye gidecek, ya Almanya'ya gidecek, ya Ankara'ya gidecek. Bir yerlerde kendisine iş aramaya gidecek bulabilirse. Yani bu mağduriyetler var. Senin binan sağlam, yıkıyor. Devlet herhangi bir destek veriyor mu bu konuda? Destek konusunda da şöyle, çok komik. Yani ben şahsen çok üzülüyorum. İşler acısı, vicdanım sızlıyor. 7,5 milyar verecekmiş bir iş yerine. Ya dünyanın hangi ülkesinde Papua Yeni Gine'de bile 7,5 milyar yok ya. 7,5 milyar ne? Bir emekli maaşından daha düşük para. Hangi iş yeri? En küçük mini markete git. Aylık kirası 40 bin liradır ya. Neden bahsediyorlar? 7,5 milyar. Çocuk mu kandırıyorlar? Yani sinirlenmemek elde değil. Yani bu memleketin ne hale getirdiler? Nasıl oldu böyle? Yani işler acısı. Her şey yerde sürüyor. Yani işe en azından depremden az zararlı gören insanlar da tamamıyla mağdur etmiş oluyorlar bu şekilde. Daha fazla. Yani konteyner bekliyorlar. Ya bir restoran konteynerde ne yapabilir ya? 15 metrekare, 17 metrekare konteynerin içine benim bir tane dolabım sığıyor. Ne yapacağım ben konteynerde? Konteyner vereceklermiş. Ya konteyner ne yapacağım? Çelikten yer yap diyorlar. Ya bir tane kaynakçının büyümesi 2,5 milyar olmuş. Bir tane kaynakçıya yeniden yer yaptırırım diyesen 1 milyon para harcaman lazım bir restoran için. En az 1 milyon. Depremde de çok şey kaybettiğiniz için bu güç de yok. Tabii yani herkes malını canını kaybetti. Bir de bunlar bunun üstüne daha böyle eziyet ediyorlar vatandaşı. Yani
parsel bazlı dönüşümü yapsalar, rezerv alanını yapsalar, sağlam binalara ayırsalar, bina bunlar kalıp halinde geldiği için bizim binaya denk geliyor. Ve bizim binayı da ondan dolayı yıkacaklarmış. Yani 2 metre için mi yani? 2 metre için, 3 metre için bizim binayı yıkacaklar. Bizim binaya biz tadilat yapmak. Binada çatlak yok, çizik yok. Yani burada 25 tane bizim bina için sadece konuşuyorum. Yan tarafta pastane var, öbür tarafta otel var. Yani bizim binada bir çatlak için bir boyacı bir boya bile sürmedi yani. Biz açtık oturduk. Hatta biz depremde de vatandaşın yanında 2 ay boyunca burada ücretsiz yemek dağıttık. Bura vatandaşa tuz oldu, su oldu, ekmek oldu ya. Yani siz bu binayı nasıl yıkarsınız? Buradan yetkililere. Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma ve çevre şehirciliğin en tepesindeki insanlara sesleniyorum. Yerinde görsünler, gelsin kontrol etsinler. Masanın başında 3-5 tane insanların karar aldığı kararlara bakarak hareket etmesinler. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah sesimizi Alfa Haber ve Nurdağ Anadolu Haber'in